başlar. İşte bu cümle bu yolsuzluktan gidecek bir kurtuluş eyleminin müjdesidir. 1919 bizim tarihimizde kara bir yıldır. Hiçbir umut ışığını görmediği bir dönemdir. Bugünkü kuşakların hayal bile edemeyecekleri kadar umutsuz koşullardan Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal, işte bu imkansızlıklar içinde bir umutsuz yoktan var eden umut ışığını yapmışlar. Düşünceler kara, istiklal karma karışık, aydınlatlı semaları doğan umutlu ışık. 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanarak ulusal egemenliğini ilan etmişti. O heyecanlı günü yaşamış olan bir büyüğümüz şunları anlatıyor. O gün şimdiki Ulus Meydanı'nda bir takım piyade sıralanmıştı. Askerlerin arkasında da Ankaralılar toplanmıştı. Saat 14'te birkaç yüz kişilik bir kafile başlarından Mustafa Kemal olduğu halde taşlara iniyordu. Bu bir avuç insan yok edilmek istenen bir ulusu kurtarmak için birleşmişlerdi. Hepsinin ümidi de Mustafa Kemal'deydi. Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak taş binanın pencerelerine ufak bayraklar asılmıştı. Binada başka bir olağanüstü durum göze çarpmıyordu. Sağdaki küçük kapıdan önce Mustafa Kemal ve Musa içeriye girdiler. Bir koridoru geçtikten sonra sağdaki salona girdiler. Salonda tahta bir kürsü tam kapının karşısında konmuştu. Oturmak için de okul sıraları dizilmişti. Salonu ısıtmak için bir soba kurulmuştu. Sobada eğri büğrü birkaç boru yükseliyordu. Tavanda da bir gaz lambası sallanıyordu. Herkes yerine oturunca Sinop mevzusu olan yaşlı bir zat başkanlık kürsüsüne geldi. Meclisi açtı. Onun bu sırada yaptığı konuşma heyecanla dinlendi. Meclisin ertesi günkü toplantısında Mustafa Kemal, Montrose mütarekesinden beri geçen olayları açıkladı. Bundan sonra Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerini belirten bir teklifi meclise sundu. Bunun kabul edilmesiyle Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kazandı. O günkü toplantıda Mustafa Kemal birinci başkan seçildi. Böylece Büyük Millet Meclisi başkanı oldu. Dinamizme ihtiyaç vardı ve bu dinamizme ancak gençlerden gelebilirdi. Gençler için şunu söylediğini biliyoruz. Genç olmak ileri fikirli olmak demektir. Genç kalmak ise ileri fikirden vazgeçmemek demektir. Hepiniz genç kalın, bayramınız kutlu olsun. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ne bulutlar gitti ne padişahlardan bir haber geldi. Kemal Paşa derler bir yiğit vardı. Bu sefer de millet türkülerle Kemal Paşa'ya haber sağladı. Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan, savaşa girer gibi yetiş bize. Yetiş bize çöllerde bile olsan, inanç doldur, güç doldur içimize. En kerim ruhumuzu kurtaran, bir görseydin ağlardın halimize. Kuşun kanadında türküler, Kemal Paşa'nın gönlüne vardı. Cevabından önce kendi geldi. Bunu inançlı ki Gazi Paşa, atının teri kurumadan sürüp gittin yeni yeni savaşların peşinde. Sana borçluyuz daha derinden. Çünkü yurdumuzu sen kurtardın. Hasta, yorgun düşmüştük. Yaralarımızı inince sardın. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın. Sanatkardın, denizler kadar engin. Kimsenin görmediğini görürdü sevgiyle bakan gözlerin. Dedi ki, bu millet, bu büyük millet, yüzyıllar boyunca geri kalmış. Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz. Her yanından yaralar almış. Dedi ki, bir güzel savaşları kurmak için yeniden bilgiyle, inançla, coşkunlukla ölüm, çalış, güven. Sana borçluyuz daha derinden, ışığısın diyordun. Dilimizi, ulusallığımızı öğrettin bize. Çünkü cumhuriyetimizi sen kurdun. Cumhuriyeti sen yaydın içimize. Halkçınız dedin halk içinden. İnançla bu yetiştirdin bizi. Borçluyuz sana ta derinden. Devrimler yüceltti, çok yüceltti.